Yardım edin. Ay, kimse yok. Unicorn, ne oldu? İki gündür çok kaşınıyorum. Durmadan kaşınıyorum. Ama her yerim kaşınıyor. Kuyruğumun ucu bile kaşınıyor. Anladım. Hemen muayene odasına. Gel bir bakalım neyin varmış. Tamam. Gel. Muayene sedyesine otur bakalım. Ben de mutlaka eldivenlerimi takayım. Sana dokunmadan önce önlemimizi alalım. Bulaşıcı bir şey olabilir. Evet. Şimdi ağzına, kulaklarına, gözlerine iyice bakmamız gerekiyor. Kulak bile kaşınıyor. Evet. Gel bakalım şöyle. Gözlerine de bakalım. Evet. Hadi bakayım. Daha detaylı görebilmem için büyüteçli gözlüğümü takacağım. Evet. Şimdi kuyruğum da kaşınıyor demiştin değil mi? Kaşınıyor, çok kaşınıyor. Kuyruk çok kaşınıyor. Kanatlar, sırtında, her yerinde kırmızı benekler var. Evet. Bu bir alerjik reaksiyon. Yediğin bir şey dokunmuş olmalı. Yiyip içtiğin bir şey hatırlıyor musun farklı olarak? Koca bir şişe gazlı içecek içtim. Demek bu yüzden alerjik reaksiyon gelişti. Gazlı içecekler senin bünyen için uygun değil. Peki nasıl geçecek bu kaşıntı? Sana özel alerji şampuanı vereceğim. Onunla yıkanacaksın ve beneklerin geçecek. Gel benimle. İşte alerjik şampuanlar burada. Bu senin için uygun. Bununla yıkanmalısın. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Unicorn. Çok karnım ağrıyor. Tamam merak etme. Şimdi birazdan bizimle ilgilenecekler. Sıradaki hasta. Bak çağırdılar bizi. Artık gidebiliriz. Gel tatlım. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz bakalım. Nesi var bu küçük unicornun? Veteriner Hanım. Küçük unicorn sabahtan beri bir türlü tuvalete durmuyor. Ve çok karnı ağrıdığını söylüyor. Anladım. Önce bir bağırsak seslerini dinlemek gerek. Gel bakalım. Evet, bağırsakları gerçekten çok hareketli ve sanırım kaka yaptı. Çok özür dileriz. Hayır, hiç sorun yok. Bu aslında iyi bir şey. Şimdi bezini açalım ve ben de onun kakasını bir inceleyeyim. Tamam. Şöyle açalım. Çok kokulu ve sıvı halde. Şimdi biraz örnek alacağım. Ve mikroskopta inceleyeceğim. Bakalım bakteri var mı yok mu? Var. Evet, inceliyorum şu an. Evet. Ne olmuş?
zararlı bir bakteri görünmüyor. Muhtemelen midesini üşüttü ya da bir şeyi fazla kaçırdı. O yüzden bozdu midesini. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi onun tekrar bağırsaklarının düzenli olması için probiyotik vereceğim. Probiyotik? İşte probiyotik bu. Ama bunu vermeden önce bu küçük unicorn'un kilosuna bakmamız lazım. Her kilo için bir damla. Gel bakalım. Yani 5 kilo olsa 5 damla. Evet. Tartıya çık bakalım. Unicorn 20 kilo. Oo, çok ağır. Bu probiyotiği yemeğine ya da içeceğine karıştırabilirsiniz. Günde bir defa 20 damla. 20 kilo olduğu için 20 damla. Evet. Tamam. Geçmiş olsun. Biz gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz doktor veteriner. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Dikkat edeceğim. Hoşçakalın. İşte markete geldim. Evet, ekmeğinizi geçtim hanımefendi. Tamamdır. Tamam. Bankaya yetiştim ben de, merak etme, faturayı ben halledeceğim. Ha? Kaç para yatıracaktım? Kaç para? Bir dakika. Bir dur. Bir saniye. Net duyamıyorum seni. Şimdi bir daha söyle. Yok, duyamıyorum. Bir dakika dur. Bir saniye. Uy. Şimdi söyle. Anlamıyorum ki. Tamamdır efendim, yine bekleriz. Kolay gelsin. Bakar mısınız, buraya bir araç park etmiş, ben şu an çıkamıyorum. Dükkanın önüne araç mı park edilir? Hanımefendi tamam, ben şimdi anons ediyorum, gelir birazdan. Neymiş bu? Tamam. 48B48 plakalı araç sahibi, lütfen aracınızın başına gidiniz. Bekleyelim bakalım birazcık. Gelir şimdi diye düşünüyorum. Ama böyle de olmaz ki. Ben en iyisi bir daha anons edeyim. 48B48 plakalı araç sahibi. Neredesiniz acaba? Ben bankanın önüne geldim. Ben kaç para yatıracaktım? Ne? 48B48 Ya duymuyorum ki ya. Sana daha bağıra mı söylesem acaba? Duymuyorum. Ay, neydi bu? 48B48 plakalı araç sahibi. Ay, ne uğraşıyorsunuz? Çektirin gitsin yahu. Haklısınız. Bakın, arabanız çekilmek üzere. Çektiriyorum. Çekici gelecek. 48B48 araç sahibi. Yok. Gelmiyor mu, duymuyor mu, ben anlamadım. Ben en iyisi çekiciyi arayayım. Ay, kahvaltı yapacaktım. Öğlen yemeği oldu yani. Markette kaldık resmen. Ben şimdi çekiciyi arıyorum. Pardon, ürünümü geçirebilir miyim acaba? Hanımefendi, şu an biraz işim var. Öbür kasaya gidebilir misiniz? Tamam, peki. Alo. Hanımefendi, buyurun, ben yardımcı olayım. Biraz da şampuanlara bakacağım. Teşekkürler. Hallettim sonunda. Arabam nerede benim ya? İyi günler, merhaba. Merhaba, buyurun. Ben buraya bir araba park etmiştim de, nerede benim arabam? Biliyor musunuz? O pembe arabanın sahibi siz miydiniz? Evet, benim. Nerede? Hanımefendi, biz size yarım saattir anons ediyoruz, çağırıyoruz.
Gelmediniz, arabanızı almadınız. Çekici götürdü valla. Çektirdik arabanızı, kusura bakmayın. Ama ben 2 dakikalığına bırakmıştım. Bankada çok acil bir fatura yatırmam gerekiyordu. Kapanmadan yetişeyim diye şey yaptım ya. Niye çektirdiniz arabamı? Ama 2 dakika sürmedi ki. Yarım saat burada kaldı araba. Evet, sıraya ben şey yani, oldum. Sıra vardı. Dükkanını park edilmez. Müşteri çıkamadı. Şikayetçi oldu. Biz de anons ettik ettik gelmediniz. En sonunda çektirdik yani. Şu anda gidip arabanızı alabilirsiniz. Çekici dedi, şu an gidiyoruz. Evet, ilk önce gidip polise sormam lazım nereye gitti araba diye. Evet. Teşekkür edemeyeceğim. İyi günler de diyemeyeceğim. Siz bilirsiniz. Kolay da gelmesin mi acaba? Siz bilirsiniz. Size de gelmesin kolay o zaman efendim. Evet Loli, nefes al bakalım. Şimdi ver. Güzel. Bir daha al bakalım. Ver. Harika. Solunumun diğerlerin gayet iyi. Bu harika. Loli gayet sağlıklı. Kesinlikle. Ama 3 ay sonra iç dış parazitleri için sizi tekrar buraya bekliyorum. Tamamdır Doktor McStephen. Hadi bakalım Loli'cim, artık eve gitme zamanı. Hoşça kal Loli. Vap! Teşekkürler Doktor McStephen. Vap! Acı bir dakika. Ne oldu? Vap! Kokuyu almıyor musun? Çok güzel yemek kokuyor. Acıktım. Ha, evet, şu ilerideki kafeden geliyor. Önünden geçiyoruz, normaldir. Vap! Biz de gidelim mi o kafeye? Çok acıktım, eve kadar dayanamam lütfen. Vap! İyi tamam, hadi gidelim. Orası zaten köpek dostu bir kafe. Hadi gel. Evet küçük hanım, Pony'inle beraber yiyebileceğin salatan hazır. Teşekkür ederim. Hadi ye sen de. Aa, Loli ne kadar kalabalık bak. Herkes evcil hayvanını almış gelmiş. Gel seni de çıkartalım çantandan da şöyle otur. Merhaba herkese. Bakar mısınız? Bahçeye müşterim gelmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Merhabalar. Ben bir çay istiyorum. Loli sen ne istersin? Ben sosis yiyeceğim. Evet, sosis. Onun için de lütfen sosisli bir şeyler hazırlarsanız iyi olur. Tamam. Hemen geliyor. Hanımefendinin çayı için ilk olarak suyumuzu ısıtalım. O kaynarken küçük köpeği için ev yapımı hayvanlara uygun tuzsuz ve baharatsız sosisimizi çıkaralım. Ve bunu güzelce dilimleyelim. Dilimlediğimiz sosislerin köpeklerin ve kedilerin rahatlıkla sindirebileceği yulaf ununa batırıyorum. Tamam. Ve yulaflı sosis dilimleri doğru fırına. Evet, sosisler fırında pişerken su da kaynadı. Efendim, çayını hazırlayalım. Çay istemişti. Şöyle güzel bir yeşil çayım var. Paketinden çıkardım. Ve bardağa koyuyorum. Sosisler de hazır. Yanına da su koyarak ikram edebilirim. Buyurun, siparişleriniz hazır. Bu sizin çayınız. Teşekkür ederim. Bu da küçük hanımın yemeği. Buyurun.
Raf, çok güzel olmuş. Ben de çok beğendim. Biz buraya sık sık geliriz, değil mi Loli? Hoşçakalın.